Selam. Bugün geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve Paramount Plus'ta da yerini alan Babylon'u inceliyoruz. Her anlamda son derece iddialı bir film. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi kadroya baktığımızda bizi büyük bir Hollywood şöleni karşılıyor. Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva başrolleri paylaşırken Tobey Maguire, Javon Adepo gibi ünlü isimler de kadroda yer alıyor. Ayrıca Toby yönetici yapımcı olarak da filmi destekliyor. Yönetmen koltuğunda ise Whiplash ve La La Land ile son döneme damga vuran Damien Chazelle oturuyor. Yani film her türlü iddia derken ciddiydik. Konuya gelirsek eğer 1920'lerde geçen filmde sinemanın sessiz dönemi geride bırakmasıyla sesli filme geçiş sürecinde ünlülerin ve yükselmeye çalışanların yaşadığı değişim sürecini izliyoruz. Kariyerinin geleceğinden endişe duyan Hollywood yıldızlarının ve hazır dönem değişirken yükselmeye çalışanların bir arada işlendiği bir film. Tabii bu altın dönemde bol bol uyuşturucu, alkol, seks ve parti var. Filme akşam gerçekleşecek bir parti için bir filin taşınmasıyla ilgili görüntülerle başladık ve devamında fil ilgili hoş olmayan görüntüler gördük. Kesinlikle filin arkasındaki adamın yerinde olmak istemezdik. Partinin müzikal kısmı gerçekten çok başarılıydı. O kendini kaybetmiş, keyifçi ortamı çok iyi yansıtmışlar. Ayrıca film konusunun insana neler kattığını, nelerden uzaklaştırdığını da güzel aktardılar. Margaret Robbie'nin üzerindeki o asi, umursamaz ve cesur hava her yerde kendini hissettiriyor. Üstelik sahneleri çok güzeldi. Parti sürecinde filmin bazı sahneleri o kadar güzel verilmiş ki arka planın pisliği kendini örtüyor. Every evening we get set. Film setinin ilk görüntüleri o kargaşa, her plota da anlık gerçekleşen çekimler, oyunlar falan çok başarılıydı. Bu kısımda Manuel ve Nelly'nin filmler hakkındaki konuşmalarını çok iyi desteklemişler. Bir yerde uzak doğuda, diğerinde batıda, bir diğerinde ise bambaşka bir dünyada olduklarını gösterdiler. Çünkü film çekmek tam olarak dedikleri gibi farklı dünyalarda olmaktı. Nelly'nin setteki ağlama sahnesi çok başarılıydı. Nasıl yaptığını sorduklarında verdiği cevap da bir o kadar üzücüydü. Sürecin zorluğu ve imkanların kısıtlılığı izlerken heyecanlandırıyor. Filmin süreci çok uzun ama gidişat hızlı ve kaotik. Bu durum birbirini bir nebze tolere edebilmiş. Ancak yine de 3 saat çok uzun bir süre. Sesli sinemanın etkileri ve diyaloglara geçişin buna alışık olmayan yıldızların nasıl zorladığı güzeldi. Yine imkanlar dahilinde dikkat edilmesi gereken en ufak şeyler tüm bu süreci daha da zorlu bir hale getirmiş. Üstelik sahne tekrarları o kadar çok yapıldı ki izlerken biz sinirlendik ama her şeye rağmen başarılı çekimin sonundaki sevinçleri mükemmeldi. Yılanlı sahnenin kaosu çok uzundu. Kusma sahnesi egzorsist referansıydı ve mide bulandırıcıydı. Set kazaları da filmde önemli bir yere sahip. O kadar kargaşa ve kendini kaptırma sonucunda set çalışanlarının talihsiz ölümleri filmde trajikomik bir şekilde işlenmiş. Jack'in röportajından sonra hesap sormaya gittiğinde geçen diyalog da çok doğruydu. Sinema sektöründe oyuncuların dönemleri geçse de eserlerinin sonsuza dek kalacak olması güzel betimlemelerle desteklendi. Siyahi müzik konusu da çok güzel işlendi. Müzik konusundaki doğal yetenekleri ve o döneme uğradıkları ırkçılık falan çok yerindeydi. Toby'nin karakteri gerçekten çok korkunçtu. Bununla beraber sektörün yeraltı dünyasının görünenden çok daha korkunç ve karanlık olduğunda o ürkütücü kısımları da gördük. Hollywood'un karanlık yüzünün daha da karanlık hali diyebiliriz. Finalde sinemanın geçmişten günümüze gelişimini gösteren ilk örneklerden popüler güncele doğru ilerlemeleri de çok güzeldi. Açıkçası herkese hitap edeceğini düşünmediğimiz ve birçok eleştiriye maruz kalacağından emin olduğumuz bir film olmuş. Yer yer çok güzel sahnelere tanıklık ederken yer yer ise çok uzun ve bağımsız şeylerle uğraştık. Bu durum filmin uzunluğundan da kaynaklı olarak can sıkıcı olabilir. Hoşumuza giden şey ise karakterlerin içerisinde bulundukları psikolojik durumlarıydı yıldızı parlayanların şöhretten kör olan gözleri, yükselmek isteyenlerin hırsları ve nefret edilerek gündenmeleri, yıllarca savundukları, çaba sarf ettikleri şeyleri yine bu star ışığı yüzünden suistimal etmeleri gibi film içerisinde çok farklı uç noktalar vardı. En sonunda ise açıkça belirtildiği gibi insanlar için üretilen sanayileşmiş sanatın ve göz boyayan popülerliğin aslında sadece oyuncuları ve set ekibini tüketmesi sinema sektörünün bir lanetiydi. Öte yandan sektörün iki yüzlülüğünün de en başından beri olduğunu çok güzel aktardılar. Babylon dediğimiz gibi büyük eleştirilere maruz kalsa da içerisinde çok ciddi mesajlar barındıran sinemanın sinema oluşunu aktaran bir film olmuş. Karakter tasarımlarından mekanların o cafcaflı görüntülerine kadar her şey çok başarılıydı. Ancak bununla beraber filme dair ilginç başka detaylar da var. Mesela serideki bazı karakterler gerçek hayattan kişilere dayanıyor. Lady Faizun'un karakteri genel olarak kariyeri hem sessiz hem de sesli filmleri kapsayan Hollywood'daki ilk Çinli Amerikalı aktris Anya Mai Mong'a dayanmaktadır. Nail'i cinsel arzuları konusunda açık davranarak Amerika Birleşik Devletleri'nde skandal yaratan orijinal it girl Clara Bow'dan ilham alıyor. Olivia Hamilton'ın karakteri erken Hollywood'un ilk kadın yönetmenlerinden biri ve bu mikrofonun mucidi Dorothy Arzner'e dayanıyor. İlk konuşmaların teknik kısıtlamaları nedeniyle oyuncuların hareketlerini kısıtlamamak için oltaya bir mikrofon konulmasını istedi. Filmde de karakter mikrofonun yerini değiştirmelerini istemişti. Jack Conrad karakteri 1920'lerin önde gelen MGM yıldızı John Gilbert'a dayanıyor gibi görünüyor. Tolkien pek çok kişiye yumuşak sesi ve ekrandaki gösterişli kişiliği arasında bariz bir uyumsuzluğu ortaya çıkardı ve bu da azalan rollere, bir içki sorununa ve 1936'da 38 yaşında kalp krizinden ölümüne yol açmıştı. Başrolde ilk düşünülen isim Emma Stone olmuş. Ancak karakteri düşününce Margaret çok daha iyi bir seçim gibi görünüyor. Filmi gördükten sonra aktör Eric Roberts Margaret Robbie'nin performansını övmüş. Kim Korkar hain kurttandaki Elizabeth Tyler ile karşılaştırmış. Ve Robbie'nin bununla Oscar kazanabileceğini hissettiğini söylemiş. Ancak 25 Ocak 2023'te 95. Akademi ödülleri için Oscar adayları açıklandığında Robbie en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmedi. Damien Chazelle bu filmi yazmaya La La Land'den ve müzikallerinden çok daha önce başlamış. Filmi 2009'da bir yapımcıya teklif ettiğinde fazla iddialı bulunmuş ancak filmin müzikle olan bağlantısı beğenilmiş. Böylece 2016'daki La La Land ortaya çıkmış. Jack Conrad partiye geldiğinde İtalyanca konuşurken karası onun Shawnee'den olduğunu söylüyor. Brad Pitt aslında Shawnee Oklahoma'lıdır. Nellie Leroy çekimler arasında memo uçlarını buzlarken görülebilir. Bu uygulama o zamanlar Gene Harlow'un ortaya çıkardığı bir fikirdi. Çeşitli kineskop çekimleri sırasında sette çalan müzik topluluklarının ve orkestraların çekimleri var. Gerçekte sessiz filmlerin çekimleri sırasında canlı müzisyenler veya sette performans gösteren müzikler yoktu. Film aslında bu noktada kendince bir şeyler katmış. Jack Conrad evinin balkonuna çıkıp Manuel'e yaklaştığında ağzında bir sigara var. Ancak ters atış olan bir sonraki açıda sigara sol elinde. Sonra bir sonraki açıda yani önden bir atış sigara ağzına geri dönüyor. Çekimler başlangıçta 2020'nin ortalarında Kaliforniya'da yapılacaktı. Ancak Covid-19 salgı nedeniyle ertelenmiş. Brad Pitt ve Margaret Robbie filmin 1 saat 24. dakikasına kadar aynı sahneyi paylaşmıyorlar. Yani neredeyse yarısına kadar bir arada göremedik ikisini. Filmin başında gördüğümüz aşırı kilolu bir adam ve ona kıyasla çok daha genç bir kadının sevişme sırasında öldüğü sahne Eylül 1921'de Virginia Rapp ve Roscoe Fatty Arbuckle arasındaki bir ilişkiye gönderme yapıyor. Virginia'nın mesanesi seks sırasında yırtılmış ve sonrasında enfeksiyon kaparak ölümüne sebep olmuş. Daha sonrasında Roscoe tecavüzle suçlanmış ve olaylar çok daha büyük bir hale gelerek sinema dünyasını çok ciddi bir şekilde etkilemiş. Hatta o zamanda sektörün saygınlığını arttırmak için bu olayın baz alınmasıyla birlikte Hays yasası çıkmış. Bir nevi rütük diyebiliriz. 3 saatlik bir film ve neredeyse her karakteri her olayı yaşanmış gerçekliklere dayanıyor. Bu filmi daha da özel kılan bir durum. Başka bir deyişle eleştirirken şunu da düşünmek gerek. Sadece kurgulanmış karakterler ve olayları izlemiyorsunuz. Tam anlamıyla bir döneme tanıklık ediyorsunuz. Biz filmi bir hali beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Babylon beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.